Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında hiç yedek değiliz. Yani bir orta gelirli olaraktan, bir emekli olaraktan biz iyi değiliz. Yani bitmiş bir durumdayız. Bugün 7,5 lirayla olmadı. Olmuyor. Ev kirası, arabası, şuydu, buydu. Cumhurbaşkanı dedi ki böyle böyle. Biz yapacağız, iyileştireceğiz. Hani ne oldu? Nereye gittik? Ne olacak? Sonumuz nereye gidiyor bizim? Bugün benzin olmuş 37 lira. 3 litre benzin alıyoruz. Boğaz Köprü'ye gidip gelmiyor. Bu 7,5 lirayla nereye gideceğiz? Bu milletin oğlu evlenecek, kızı çıkacak. Bizim oğullarımız evlendi. Bir sürü borcumuz var. Altın havaya uçtu. Nereye gidiyoruz biz? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnun değil. Ondan da memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? İşin yok. Bize bina verdi. Bize bina verdi. Yalıtımını yapmadı. Lan gidin gelin beraber gidek. Halka sorak. Hiç kimse yani mıktarlık da olsa dahil oy yok diyorlar onlara diyor. Bak ben burada açık konuşuyorum. Ben AK Partiliyim. Gidin bakın mahallenin haline. Ekonomisi hiç iyi değil. Yani Türkiye hiç iyi yere gitmiyor. En kötü yere gidiyoruz maalesef. Bilmiyorum yani. Açız aç. Kayseri'de. Suriyeliler bizden iyiler. Biz lokantaya gidemiyoruz. Maalesef onlar rahat rahat ülkemizde bizden iyi yaşıyorlar. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Serkent'te oturuyorum. Nereye bağlı? Melikgazi. Memnun musunuz Melikgazi Belediye Başkanı'ndan? Evet memnunum. Büyükşehir'den de memnunum. Yani çok iyi. Çalışıyorlar yani. Başarılılar. İnşallah her zaman böyle giderler. Peki, Kayseri'yi ilerletiyorlar. Ama şu Suriyelileri birazcık çıkartsınlar artık. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Erdoğan utandı. Hırdı biz. Oy verdiğime pişman oldum. Emekli aylıklar artış olmadı. Her şeyde ateş pahası. Yani ayıp etti ya. Bu böyle. Ha? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ya önemli değil de iyi olmadı ya. Bu hayat gittikçe şey oluyor işte artış oluyor. İşte aileler ayrılıyor. Yani ekonomi iyiye gitmiyor ya. İnsanlar intihar ediyor psikoloji. Bunlara bir şey etmeleri lazım. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ekonomi hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. Çünkü bir yerde de insanlarımız hak etti diyorum. Bildiğimiz halde gidiyoruz, aynı adama veriyoruz, değişiklik düşünmüyoruz. Her şey bize şu an müsait mı diyeyim, ne yaptıysak olmuyor. Çalışıyoruz işte para pul diyoruz ama her türlü bir sıkıntıdayız. Ne olacak hiç biz de bilmiyoruz. Şimdi işte haftada bir gün iznimiz var. Onda da cebimizde olan parayı da orada bırakıyoruz. Ayın sonunu nasıl getireceğiz diye düşünüyoruz. Biz gençler hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Yurt dışında bizim yaşıtlarımız ülke ülke gezerken biz daha şehir dışına bir tatile gitmek için bile para biriktiriyoruz. Ben şu an eğer bayan kuaförü olmasaydım, şirket beni tatile götürmeseydi belki ben bu sene tatile gidemeyecektim. Çünkü fiyat aldığımız tüm tatil yerleri 50-60 bin liradan başlıyor. Ve nasıl ilerleyeceğiz hiçbir şekilde de bilgim yok. Yani bir şey de diyemiyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'deyim. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Falan ondan da değilim ya. Neden memnun değilsin? Çünkü hiçbir aktivite yok. Bize dair bir sosyal aktivite yok gençlere dair. Hadi bizi gençler biz çalışıyoruz bir yerde de. Benim küçük erkek kardeşim var. Buradan bir futbol okuluna bile gidemiyorsa bunda da sıkıntı ararım ben. Var ekonomi şu anda iyi değil. İleride düzelir mi düzelmez mi bilemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuştuklarına göre ekonomimiz ileride düzgüye çıkacağım inşallah. Ben kendim şahsım razıyım kardeşim şimdi ben. Ben de emekliyim. Gerçi Cumhurbaşkanımız emeklere şey verdi de zam vermedi aslında. Verseydi tabii iyi olur. Aslında emekler ona oy verdiler. Yani memur kesim ben duysun da eğer şu Cumhurbaşkanımız izleyebilirse, bize izlememiş olursa duysunlar. Sayın Cumhurbaşkanım size emekler oy verdi ha. Memur kesimi vermedi. Ben de kendim de SSK emeklisiyim. Yalnız size vallahi emekler oy verdi. Memur kesim size oy vermedi ama siz memurlara %85 oy verdiniz. Emeklere hiç oy vermediniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Erzurum'um. Dadaşım kendim. Erzurum'dan Kayserili değilim.
benim tüm akrabalarım burada olduğundan dolayı buraya bir iş için gelmiştim buraya. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri güzel bir yer kardeşim. Kayseri'yi seviyorum, insanlarını seviyorum, insanlar iyi. İnsanlar zaten hep Erzurum'a benzediyorum buranın halkını. Hep Erzurum gibi yaşıyorlar, örf adetlerden Erzurumlar gibi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi derken şimdi ben yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak söyleyeyim. Dünyada ekonomisi çok da iyiye giden bir ülke yok. Tekrar söylüyorum yani bir yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak tek kelimeyle bu ülkenin taşına, toprağına kurban olayım. Şükretmeyi bilelim. Az da olsa varsa varlığımız onunla yetinmeyi bilelim. Türk ve Müslüman olmaktan gurur duyalım. Batırlara özenmeyelim. Hiçbir şekilde giyim kuşam olsun, beslenme türü olsun. Türk gibi yaşayalım diyelim tek kelimeyle. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri çok mükemmel bir şehir. Çok güzel bir şehir. Anadolu'nun bir şehri. Çok mükemmel bir şehir. Zaten ben burada yaşıyorum. İsarcık'ta yaşıyorum. Havamız iyi, suyumuz iyi. Tekrar söylüyorum işte. Ben şey olarak söylemiyorum da işte yani bu ülke olarak söylemiyorum da gerçekten dünyanın en güzel ülkesi bizim ülkemiz. En demokrat ülkesi bizim ülkemiz. En bol olan ülke yine bizim ülkemiz. Yalnız ben şurada şunu gözlemliyorum. Şükretmeyi maalesef bilmiyoruz. Maalesef ama maalesef. Benim çok çevrem var burada. Adamın her şeyi var. 3-4 tane dairesi var. Altın arabası var. Yok diyor ya kardeşim Allah'tan kork ya. Önce bir olmayana tamam olmasa yok de olana da bir tane şükret ya. Gerçekten bu ülkede ülkemizde yani dünyanın en demokratik ülkesi tekrar üstüne basa söylüyorum. En her şeyiyle bol olan bir ülkesi. İklim olarak dünyanın en güzel ülkesi. Her şeyle iyi yani. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi berbat. Yani emeklinin durumu da çok berbat. Biz de emekliyiz zaten. Ekonomi hiç iyi değil. Bilmiyoruz artık. Sonu ne olur, nereye gider. Bu şekilde devam ederse sıkıntı. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Memnun musunuz Melikgazi Belediye Başkanı'ndan? Ben Melikgazi Belediyesi'nin bir şey yaptığını görmedim. Faaliyeti de yok. Ne faaliyet görmek isterdiniz belediyeden? Yani hizmet olarak da eksik. Hizmet olarak çok eksik. Yaptığı da hiçbir şey yoktur bana göre yani. Sıkıntılı. Peki teşekkür ederiz. Hakkında düşündüklerim berbat mı berbat millet kan ağlıyor. Ne yapacağını şaşırıyor yani. Artık devletimiz ne yapacaksa ne yapacaksa ona göre bir tedbirini alması lazım. Alt tabakada olanlar bitti. Yani çoluğunla çocuğunu yedirecek bir şey bulamıyorlar. Söyleyeceğim bu kadar başka ne diyeyim. Devlette... Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Kayseri'yim fakat Antalya'da yaşıyorum. Yazları buradayım, kışları Antalya'da. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri çok güzel şey, yaşanacak bir yerdir. Ben 46 sene yurt dışında kaldım Avusturya'da. Oradan demekliyim, buradan demekliyim. Ben durumum iyi ama bu durumda yaşayamayan çok insanda haklar vardır. Çok üzülüyorum ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben de teşekkür ediyorum.